Dünyanın en pahalı McDonald's'ı burası arkadaşlar. Şu an bölgenin en büyük McDonald's'larından bir tanesine geldik. Sıradaki durağımız olan Koşini İta Favorita'ya geldik. En azından bir 10 gün 15 gün kalmanız lazım. Genel olarak bir şey yapma, konuşma yapmak gerekirse yani Venezuela'da tehlike gördüğüm kadarıyla bayağı bir azalmış. Ya güvenlik sıkıntısı aynı. Daha önceye göre bayağı azaldı. Evet. Gerekli dikkat etmeleri var. Bilmedikleri yere gitmemeleri gerekiyor. Yine burada bir Venezuelalı vatandaş minimum asgari ücretle bundan en fazla 14 tane alabiliyor. Herkese selamlar. Yine özel bölümle karşınızdayım. Şu an evlerinize Venezuela'nın başkenti Caracas sokaklarından misafir oluyorum. Bugün sizlerle birlikte bu videoda biraz Venezuela ekonomisinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda bir yeme içme turu olacak arkadaşlar. McDonald's'ın önündeyiz. Dünyanın en pahalı McDonald's'ı burası arkadaşlar. Evet, abartmıyorum kesinlikle. Şimdi içeri geçelim. Teker teker fiyatları inceleyelim. Yerinde konuşalım her şeyi. Videoya geçmeden önce de bu kardeşinizi kırmazsanız sevinirim. Böyle ufak bir nokta, virgül, emoji, yorum yaparsanız, beğenirseniz çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olup o kadar çok içerik üretiyoruz ve daha çok ülkeye gezip sizlere aktarmaya fırsat buluyoruz. Hype Yollara Prodüksiyon farkıyla yeni bölüm Venezuela başlıyor. Evet Enes abicim, günaydın. Günaydın abi. Ne yapıyorsun, nasıl keyifler? İyi, çok şükür, bir yaramazlık yok. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim abi. Şimdi bugün biraz Venezuela ekonomisini ele alacağız. Birkaç sorum var. Venezuela'da şu an resmi devletin belirlediği rakam ne kadar? Şu anda asgari ücret 70 dolar yani. 40 doları nakit olarak veriyor. 30 evet. Dolar da sete tıkıt dedikleri, işte bu bizde eskiden de varmış herhalde. O sete tıkıtla alışveriş yapabiliyor. Alışveriş çeki gibi bir şey aslında. Çek gibi bir şey aynı. Gittiğim her ülkede ben genelde kıyaslamalar yapıyorum McDonald's'la ilgili. Yani ülkenin resmi maaşının alım gücüne göre. Evet. Burada 70 dolarsa bakalım fiyatlar nasıl içer, onu bir görelim, ona göre bir kıyaslama yapalım. Şu an bölgenin en büyük McDonald's'larından bir tanesine geldik. Yanına sos olarak da ketçap veriyorlar sadece arkadaşlar. 8,5 dolar ödedik bu küçük menüye. Big Mac'in bir boy altı bu. Göstereyim şöyle. Tavuk da aldım ben tabii. Berlin sandviç diye geçiyor. İçinde bir tane de peynir var. Bakalım tadı nasılmış. Burada patates küçük boy. Bu arada büyük boy değil yani. Büyük boy falan alsam 2 dolar daha fark oluyor. 11 dolara denk geliyor. Çok tuhaf ya gerçekten. Alım gücüyle kıyaslayacak olursak aşırı pahalı. Güney Amerika kıtasında ve kuzeyde 7 ülkeye gittim. Şu an en pahalı McDonald's'tayız arkadaşlar. Mesela Meksika'da bir menünün fiyatı şu sandviç 3,5-4 dolar. Burada yaklaşık 8,5 dolar. Ciddi derecede bir fark var. Ve oranın alım gücü buranın 3 katı neredeyse. Çok merak ediyorum. Şu an video belki 50'nin üzerinde ülkeden izleniyor. Sizin yaşadığınız ülkede asgari ücret ne kadar? Veya bir aylık minimum asgari ücretle minimumdan bahsediyoruz arkadaşlar. İlla ki burada da yani 300-500 dolar alanlar var ama devletin belirli resmi rakamlar. Kaç tane menü alabiliyorsunuz? Mesela ne bileyim Tayland'da işte 150 tane menü olabiliyor. Meksika'da 100 tane menü olabiliyor. Burada sadece 7 tane alabiliyorlar. Diğer ülkelerde böyle bir durum var mı merak ediyorum. Yorum olarak yazarsanız sevinirim. McDonald's'ta yemeğimizi yedik. Görev tamamlandı. Şimdi sıradaki yere geçiyoruz. Sıradaki durağımız olan Koşini İta Favorita'ya geldik. Ne yiyeceğiz Enes abi burada? Buranın tradisyonel yani bunların yediği bir arepa var. Mısır unundan yapılıyor. Buradaki arepa çok farklı değil mi diğer ülkelere göre? Ya arepa zaten buraya ait bir şey. Venezuela'nın mı? Hadi ya. Hadi bakalım, geldik içeri arkadaşlar. Şimdi arepa dediğimiz olay aslında bizdeki bir nevi bazlama ekmeği gibi diyebiliriz arkadaşlar. Mısır unundan yapılıyor. İçine gördüğünüz ürünler konuluyor. Burada ne bu? Biftek galiba. Domuz derisi var. Tavuk var. Dana var. Kızarmış muz. Platanos. Ve peynir çeşitleri falan var. Kezzo. Bu yine domuz haşlama. Avokado var. Salam. Peynir. Şurada bir top var. Ne top olduğunu bilemedim. Karides var. Çeşit çeşit yapıyorlar isteğinize göre. Burada yine domuz var. Deniz mahsulleri, ahtapot tava var. Sosisler var. Yine burada domuz haşlama ve domuz kuşbaşı var. Bakalım, biz de birkaç tane sipariş verdik. Peynirli yiyeceğiz. Burada vejetaryen takılacağız abi. İnanılmaz var. Ürünlere bakar mısınız? Bu gördüğünüz de Chicharron diye geçiyor. Domuz derisi arkadaşlar. Bunu kızgın yağda kızartıyorlar. Daha sonra pre-steak yağını çıkartıyorlar. Böyle getirip kurutup böyle cips olarak servis ediyorlar. Yemeklerin yanında yiyor insanlar. Mekan böyle. Harika. Şu yine tamales diye bir ürün. İçerisinde mısır unu var. Onu sütle karıştırıp içerisinde dolduruyorlar. Daha sonra bir tane peynir koyuyorlar.
unu pişiriyorlar abi fırında. Böyle afiyetle yiyorsun. Değişik bir tadı var. Peynir çok güzel ama ben mısır unu sevmediğim için pek fazla yiyemiyorum arkadaşlar. Kantamız böyle. Anasya oturmuş, bize geçelim yanına doğru. Çok kaliteli bir pastane burası aynı zamanda. Bölgenin en iyi yerlerinden bir tanesi diyebiliriz. Enes Bey merhaba. Merhaba. Şimdi fiyatları gösterecek olursak. Burada çeşit çeşit ürünler var arkadaşlar. Üzerlerine kağıt yapıştırıyorlar. Çünkü bildiğiniz üzere burada hareketlilik olduğu için sürekli fiyatlar değişiyor. Ondan dolayı insanlar böyle kağıt çıkarıp üzerine ürünlerin fiyatını yapıştırıyorlar. Mesela Asadolu yani dana haşlanmış etli arepa 6 dolar. Fiyatlar ortalama 5 ila 10 dolar arasında değişiyor. 10 dolarlıklar premium, içerisinde 3-4 çeşit ürün koydurabiliyorsunuz. Başka neler var burada? İçecekler 1 dolar. Şu işte kutu balığı 2 dolar. Onun haricinde yine arepalar var. Bir yandan işte yumurta falan getiriyor. Yuka ferita getiriyor, patates getiriyor. 4 dolar, 5 dolar. Biz de siparişlerimizi verdik. Bakalım tadına. Şimdi siparişlerimiz geldi. Bu nedir abi, ne peyniri? Buranın burada yani buraya özel bir peynir. Beyaz peynir değişiyor yani. Mozzarella kıvamında. Mozzarella. Ekmek bu. Şöyle göstermek istiyorum. Bu sadece mısır unundan yapılıyor arkadaşlar. Bu mısır unu bizim ülkemizdeki mısır unuyla karıştırmayalım. Buradaki en büyük tüketim ürünlerinden bir tanesi mısır unudur. Ve Latin halkı çok seviyor. Karayiplerde yaşayanlar özellikle. Her şeyi mısır unuyla yaparlar. Beyaz unu çok fazla kullanmazlar. Ben sadece peyniri söyledim. Seninki de peynirli galiba değil mi abi? Kaşar peyniri. Nasıl tadı? Güzel yani. Kaç dolar fiyatı? 5,5-6 dolar. Aynen. Benimki de 6 dolar abi. Güzel yani, fiyat performansı olarak bakalım tadına. Çok iyi. Yaklaşık 300 gram peynir var içinde. İçine peynir doldurmuşlar, bir basadan var. Malzemeler çalmıyor. Değil mi? Bizim Türkiye'de döner koyuyorlar ya 30 gram. Ekmek arası. Yine burada bir Venezuelalı vatandaş minimum asgari ücretle bundan en fazla 14 tane alabiliyor. Şimdi burada da görevimizi tamamladık. Sıradaki yere doğru gidiyoruz. La Trinidad diye bir yer var. Böyle sokak lezzetlerinin olduğu bir bölge. Küçük konteynerler, kamyonlar falan varmış. Orada bakalım Venezuela ile ilgili neler var, neler tadabileceğiz. Onları aktaracağım size. Genel olarak burayı da puanlayacak olursam 10 üzerinden 9 veriyorum. Çok lezzetliydi. Fakat içerisinde biraz böyle renkli bir şeyler olabilirdi. Ne bileyim, bir sos veya bir domates. Güzel ama gerisini mutlaka deneyin. Etlisini de deneyin. Etlisi çok güzel, dana etli. Sıradaki durağımız olan şimdi El Atijo'ya geldik. Enes abi, burası nedir abi? Burası Caracas'ta bir semt. Yani Caracas'a merkeze bir 15-20 dakika uzakta bir lokal bir semt. Evet. Böyle hafta sonları insanlar geliyor buraya ailesiyle, çocuklarıyla yemek yemeye, eğlenmeye, gezmeye yani. Süper. Hafta sonları bir sosyal bir aktivite yani. Vay be. Küçük restoranlar, butik, kültürlerli yemekler, dükkanlar, mağazalar. Hafta sonu bir sosyal aktivite. Gezelim o zaman biz de. Gezelim böyle bir bakalım. Güzel bir yer aslında. Karşıda da böyle orta sınıfın yaşadığı bölgeler var arkadaşlar. Tepede, dağlık bölgede. İnanılmaz. Çok beğendim. Rengarenk sokaklar. Aynı şeydeki gibi. Kolombiya, Bogota'da hatırlarsanız La Candelaria'ya gitmiştik. Tam şehir merkezi. Aynı onun gibi yapmışlar. Şehrin ortasında bir park. Etrafında renkli binalar. Sol tarafta ise her zamanki gibi Latin kültürünün olmazsa olmazı kiliseler bulunuyor. Şurada güzel bir restoranların olduğu bir sokak var. Size öncelikle orayı göstermek istiyorum. Şöyle karşıya geçelim. Bugün cumartesi olduğu için tabii biraz kalabalık var. Arabayı park etmek için bayağı bir zorlandık. Yaklaşık yarım saat 40 dakika yer aradık. Burada bir tek sıkıntı bu işte. Yaya geçidinde yol vermiyorlar. Aksine sen adım atınca senin üzerine sürüyorlar. Ona dikkat etmeniz lazım arkadaşlar geldiğinizde. Bakın barlar, restoranlar var. Rengarenk. Akşam buralar var ya, çok keyifli oluyordur eminim yani. İnsanlar işte gelip çoluğu çocuğuyla vakit geçiriyor, yiyor, içiyor, eğleniyor. Gece kulüpleri burada, barlar burada, restoranlar burada. Birbirine konsept mekanlar var. Çok beğendim. Şurada ne diyor? Zahra. Evet, Arabic Food diyor. Burada bir Kelly diye bir mekan var, kıyafetçi. Pozitif kafe. Bakın ablamız şarabını almış. Balkonda yalnız başına. Kaybolan yıllarını içiyor. Şimdi bana kaybolan yıllarımı versene. Güzel ortam. Keyifli bir yer. Yani Venezuela'da yapılacak çok aktivite var. Gidilecek çok fazla yer var arkadaşlar. Buraya geldiniz mi en azından bir 10-15 gün kalmanız lazım. Burada Escoteria Bar Restoran diye bir yer var. Aynı zamanda bir burası Brezilya restoran sanırım. Böyle et çeşitleri falan yapıyorlar. Şöyle bakalım içeriye. Oo, güzel bir yere benziyor ha. Dayım burada etleri, tavukları pişiriyor abi.
Ben tamam. Oraya bakalım. Menüye bakabilir miyiz ya? Bakalım abi. Steak 6 şurada ne sağlar? Aynen. Tavuklar var, sosisler var. Salatlar var. Evet, 6 dolardan başlıyor fiyatlar arkadaşlar. 16 dolara kadar çıkıyor. Yani burası şey Amerikan barı gibi aslında bir nevi. Evet. Bira ve et üzerine yaratılmış bir konsept. Aynen. Güzel, beğendim. Denenebilir yani, bir akşam bir steak keyfi yapılabilir burada. Sokaklarda kaybolmaya devam ediyoruz. Peki şu karşıda gördüğümüz Baranko, tehlikeli mi buralar? Yok ya, burada öyle fazla tehlikeli. Lokal gel, halkın yaşadığı yer. Vardı ama burada gece konuluklarda yani. Hiç sıkıntı olmaz diyorsun yani. Yani gidebilirsin yani. Süper. Evet. Soldan devam edelim o zaman abi. Aşağı doğru. Peki sizin Venezuela ile ilgili en çok merak ettiğiniz sorular nelerdir arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazarsanız bir sonraki videoda onları sizlere açıklamak istiyorum. Çünkü Venezuela ile ilgili çok fazla bilinen yanlışlar var özellikle sosyal medyada. Ve kimse buralara gelip gidemediği için hem uçak biletleri pahalı hem de tehlikeli bilindiği için biz de buraya gelmişken hazır kafanızdaki bütün soruları aydınlatalım diye düşünüyorum. Bakın Venezuela'da bir Fransız pastanesi. Böyle Fransızlar gibi tasarlamışlar, giyinmişler garsonlar falan. Şöyle pencereden göstereyim size içeriği. Bakar mısınız? Vay 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 vay. Vallahi kalite akıyor ha. Kalite kokuyor. Hola buenas. Evet abi. Restoran. Evet, Fransız pastanesi. Çok güzel yapmışlar. Tasarım masarım harika yani. Şöyle bir yanın dışını da göstereyim. Vay 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 vay. Çok beğendim. Dönüşte uğrayalım buraya abi. Önce bir çarşıyı gezelim. Aynen. Orada bak orada ne var. Evet, orada da bir sanat atölyesi bayağı görüyorum. Bayağı yeni yerler açılmış. Buraya biraz belediye önem veriyor. Turistlik amaçlı biraz da şey yapıyorlar. El Atijo yani. Belediyesi mi burası? Baruta. Baruta. Aynen. Kaç milyon kişi yaşıyordur bu semtte ortalama? Aa, bilmiyorum şimdi, şey söylersem yalan olur. Evet. Bir milyon var mıdır? Yok ya, o kadar. Hmm. Burası aynı zamanda yani şey... Turistik bir gezi ya aslında. Evet. Hafton'un turu Hafta, için. Aynen. Caracas'a yaklaşık 20 dakika mesafede bir yer arkadaşlar. 15-20 dakika yani. Burada Casa Iberica diye bir yer var. Restorante. Eski bir ev. Restoranda çevirmişler. Lokal. İnsanlar gördüğünüz gibi işte ailecek geliyorlar. Çoluk çocuk. Yiyorlar, içiyorlar, gömüyorlar. Vurun, gömün. Şurada çok güzel bir kafe yapmışlar yine. Sarı renk. Tek katlı evler. Tek katlı. İki katlardan oluşuyor arkadaşlar buralar. Müstakil. Zaten bu gibi semtlerde, özellikle tarihi koruma altında semtlerde yüksek bina çıkılmasına falan izin verilmiyor. Latin Amerika bölgesinin hepsinde geçerli bu. Kolombiya'da da, Peru'da da birçok yere gittik. Genellikle hepsi aynı yani. Yine restoranların olduğu bir sokağa girdik. Parkın çaprazında şu an 70 kuzeyindeyiz. 70 derece kuzeyinde. Combo Desayuno. Burası kahvaltıcı. Latin Amerika Venezuela kahvaltısı arkadaşlar. Eğer orada gelirseniz benim için burada bir kahvaltı yapın lütfen. Şu an biz akşam olduğu için akşam yemeği yiyeceğiz. Burada burritolar var. Neydi bunun ismi? İçerisinde bunun mısır unundan bir şey var, karışım var. Harç, bir de peynir koyuyorlar. Üzerine de avokado, soğan. Etli yapabiliyorlar. Yine takolar falan var. Burritolar var, tamalesler var. Bayağı bir çeşit var yemek konusunda. Ablam burada kaç manikür falan yapıyor, pedikür yapıyor. Burada ne? Ha şey, hediyelik eşyacı, İsa'cı. Oh yeah, oh yeah. Burada da Ahilio, restorante, parete. Çılgın motorcular her yerde. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Restoranlar çok güzel ya. Burada mı? Evet. Mesela burada. Hepsi böyle konsept, şey, eski tasarım. Eski tasarım, konsept. Amaç o yani. İnsanların dikkatini çekti. Değil küçük mi? Küçük küçük butik dükkanlar. Çok güzel ya. Tam yani adamlar şehri güzel yaratmışlar. Böyle eski Venezuela havası. Ülkenin genel kültürünü iyi derecede yansıtmışlar. Şurada ne? Çerezci. Manihatillo. Güzel yapmışlar. Aynı bizdeki gibi bakın. Eski köy bakkallarında falan çerezler olur diye poşetlerde falan koymuşlar. Süper. Hola abone. Burada da bir sanat galerisi görüyorum. Bir antikacı. Bir bakalım buraya abi. Aa çok iyi. Buenos tardes. Dayım video çektirmedi. Bunun tabii bir haklı sebebi var. Bu gibi antika ve eski eşyaların satıldığı dükkanların genelde 190'ında fotoğraf ve video çektirmezler. Çünkü o flashlar o ürünlerin, satılan şeylerin ömrünü kısaltıyor, parlaklığını alıyor. Öyle bir inanışları var. Saygı duyuyoruz biz de. Meydanda az önce gösterdiğimiz kiliseye geldik. Sarı renk böyle bir mimari tasarlamışlar. Bildiğimiz üzere Venezuela'daki nüfusun %98'i Katolik toplumdan oluşuyor. İçeride de şu an bir tören var arkadaşlar. Girip rahatsızlık vermek istemiyorum. Ufaktan uzayalım. Evet, saygı duruşuna kalktılar galiba. Parkın içine girelim. Park da çok güzel, keyifli. Plaza de El Atija. 60 ila 90 yaş arasındaki bütün nüfus burada. Ağaçların arasında oksijen tazeliyorlar. Ömürlerine ömür katıyorlar. Gençler de var ama. 3-5 tane de olsa gençler de geliyor. Çocuklar burada top oynuyor. Basket mi oynuyor, futbol mu ne oldu da belirsiz. Kurtarıcı
Ulu Önder, Simon Bolivar, Venezuela'nın kurtarıcısı. Şu karşı tarafa geçeyim ya, orada da renkli dükkanlar falan var. Bir de oraya göstereyim sizlere. Ve farklı renklere boyamışlar. Özellikle ağırlık olarak mavi, yeşil ve sarı renk çok hakim bu bölgede. Bunun bir sebebi olmalı. Bilen varsa, yoruma yazarsa. Ayrıca onun için de sevinirim arkadaşlar. Casa de Baltazar. Burası Baltazar'da Leo'nun evi. Baltazar bu topraklar için yine çok önemli önder kişilerden bir tanesiydi. Bu evde doğmuş arkadaşlar yıllar önce. Tabi artık yaşamıyor. Granier. Bu bizim Granier Las Mercedes'te de var. Gidiyorduk hep. El Atijo şubesi burası. Burada yine Anabella diye bir kafe restoran bulunuyor. Şu aşağılara doğru iniyoruz. Vay vay vay. Şu konseptin güzelliğine bakar mısın? Pembe ve yeşil renk. Kafe. Burası bir Fransız pastanesi. Çok güzel yapmışlar. Pizza, makarna, tatlı, poğaça, börek, börek satıyorlar işte. Mesela fiyatları göstereyim şöyle gelmişken kapıdan. Neler var burada? Evet, pizzalar var abi. İki tane margarita pizza diyor, orta boy. Bir tane Pepsi, 2 litrelik 16'lı var. Yani pizzanın tanesi ortalama kaça geliyor abi? 7 dolar olsa 14, 2 dolar da kola. Ucuz. Burada sigara börekleri var 50 tane. Bunun içine peynir oluyor. Yanları kola vermiş yine 1 litrelik 32 dolar. Bir tane aile boyu büyük pizza 8 dilim. Bir tane içecek ve bir tane tatlı 26 dolar. Fiyatlar genel olarak böyle. Burası da pastane kısmı. Çok güzel tatlılar falan bulunuyor. Mesela kruvasan 6 dolar. Şurada pastel var 3,5 dolar. Fiyatlar dolar üzerinden. Genellikle bolivar çünkü eskisi gibi pek fazla kullanılmıyor. Şurada brownie var 4 dolar. Çok güzel hepsi. La buena. Mekan böyle arkadaşlar. Venezuela'da çok fazla İtalyan göreceksiniz arkadaşlar. Arjantin'de, diğer Latin ülkelerinde olduğu gibi zamanında gelmişler buraya. Yaşamaya karar vermişler işte. Evlenmişler. Burada birçok insanın annesi İtalyan, ne bileyim babası İtalyan. Yani melez topluluk falan Dominik kadar çok olmasa da Venezuela'da böyle %3-5 bir rakam bulunuyor Avrupa ırkından. Vay abim benim, gracias. Mangolu şöyle, mango parçita. Sen neyle alıyorsun? Brownie mi alıyorsun abi? Seversin çikolatayı. Çikolatayı seviyorum. Kaç paraymış tanesi abi burada? Bir şey işte 4 dolar. Uygun. Bakalım bir tadına nasılmış arkadaşlar. Venezuela dondurması. Nasıl? Çok iyi. Harbi çok iyi. Mangoluydu benimki. Enes abi de blowing almış. Harika oluyor. İlk başta pahalı bir geldi 4 dolar çünkü Avrupa fiyatı ama abiden değiyor. Çünkü yaklaşık burada 70-80 gram var. 2 topa bedel yani dışarıda başka bir yerde alsan. Burada da yine canlı müzik yapıyorlar. Kültür merkezi bir şey arkadaşlar. İçeride böyle küresel, geleneksel şeyler satıyorlar. El yapımı, işçilik ürünler falan var. İnanılmaz güzel bir yermiş. Hola buenas. Omesta. Bakar mısınız? Şöyle bezler, oyuncaklar falan var. Çantalar. Bunlar hep el işçiliği. Yani belediyenin destek verdiği bir proje diyebiliriz. Mesela şurada şeyler yapmışlar, kupalar yapmışlar. Kutu içecek bardaklarından. Güzel bardaklar var yine Venezuela desenli. Burası El Atijo, şu an gezdiğimiz semt. Tatlış, 5 dolarmış tanesi. Ramen bar. Burası Japon restoranı. Japon restoranı sevenler burada mı? Ben sevmem. Ben biliyorsunuz sadece et yerim, et severim. Hani bu dünyada et varken öyle makarna, salata, manata maksat etmeye gerek yok. Şu dünya doğuşmuş. Beğendim. Peki Enes abi, genel olarak bir şey konuşma yapmak gerekirse yani Venezuela'da tehlike gördüğüm kadarıyla bayağı bir azalmış. Ya güvenlik sıkıntısı aynen. Daha önceye göre bayağı azaldı. Evet. Ama insanlar yine yani gelirken dikkat etmeleri lazım. Bilmedikleri yere gitmemeleri gerekiyor. Dikkat etmeleri gerekiyor. Tedbirli olmaları lazım kısacası. Tedbirli olmaları lazım yani. Şimdi dünyanın her yerinde tehlike var yani. Doğru. Gidilmeyecek yerlere gidilirse yani. İstanbul'da tarlabaşı var mesela. Tarlabaşı var mesela. Aynen. Yani oralarda sıkıntı. Ankara'da Çin Çin. Aynen. Mesela buralara gelip rahatça gezebiliyorduk turistik yerler. Evet. Seninle de gezdik. Savana Grande, Çakayito. Hepsi birbirinden güzel. Oralar da yani gün içinde gördüm. İnsanlar geziyor. Güvenlik sıkıntısı yok. Ama yine de tedbirli olmak gerekiyor. Evet. Şimdi gelirken yani bilmediği yerler tek başına gidersen. Yani doğru, sıkıntı olabilir. Sıkıntı olabilir. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş semtin sonuna doğru geliyoruz. Şimdi şöyle bir altyapı çalışması yapıyoruz Venezuela'da. Birkaç ay sonra bir aksilik olmazsa buraya tur yapmayı planlıyoruz. Çünkü çok istek var. Venezuela'yı görmek isteyen de bir o kadar insan var. Dünyada şu an en az turist alan ülkelerden bir tanesi. Hem bunu biraz artırmak hem de buraya gerçekten görmenizi istiyorum arkadaşlar. O yüzden Venezuela'yla ilgili yapacağım turdan haberdar olmak isterseniz şuraya Instagram adresimi bıraktım Haytayollarda. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İlerleyen günlerde her şeyi netleştirip oradan açıklayacağım. Bakın park yerlerini görüyorsunuz değil mi? Motosiklet için bile böyle çizgili alanlar var. Çok düzenli bir bölge. Belediye gerçekten burayı çok iyi koruyor arkadaşlar. Dayım burada işte otoparkçılık yapıyor. Değnek hizmetleri bir takım. Buradaki değnekçiler bu arada çok kurumsal çalışıyorlar. İstanbul'daki veya Türkiye'deki gibi değiller. Ödemeni kredi kartıyla yapabiliyorsun, online yapabiliyorsun, EFT yapabiliyorsun. Yani birçok ödeme yöntemi var değnekçilere ödeme konusunda arkadaşlar. Mesela şu an buranın arka sokaklarındayız. Gördüğünüz gibi tertemiz sokaklar, pırıl pırıl. Huzur içerisinde. Korkmadan geziyoruz abi. No problem yani. Sin problema.
Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Venezuela'nın başkenti Caracas'tan herkese selamlar, saygılar, sevgiler.